Tozkaparan Mahallesi'nde haftalardır yaşanan kentsel dönüşüm gerginliği sürüyor. Davaların sürmesine rağmen kesinleşmiş mahkeme kararları olmaksızın vatandaşların evlerine polis zoruyla kapıları kırılarak giriliyor. İşte kapısı kırılarak girilen vatandaşın evinde muhabirimiz Ali Morca da vardı. Polis içeri girdikten sonra çekim yapılmasına da izin vermeyerek kameramıza el koydu. Kim o? Nereden? Adımı nereden biliyorsun arkadaşım? İsmimi nereden biliyorsun? Kimsiniz? Adınız ne? İsmail, soyadınız ne? Çakıroğlu. Ne istiyorsun arkadaşım? Peki tebligatınız var mı? Nedir tebligatı? Kimden? Siz hukukçu musunuz? Arkadaşım duyamıyorum. Hukukçu musunuz? Kapıyı açmak açacağım ben kapıyı da siz bana bu sorulara cevap verin. Kapıyı bak arkadaşım ben çocuk değilim. Ben hiç kimseyi de zora sokmak istemiyorum. Ben sizin yaptığınız hukuksuzluğa tarihe not düşmek için yapıyorum. Anladın mı? Sen hukukçu musun? İsmail hukukçu musun? Hukukçu musun? Yargıtay kararı değil bir kere. Onu iyi öğren. Danıştay İdari Davalar Kurulu kararıdır o. Artı o riskli alan kararıyla ilgilidir. Sen buraya bu kararı riskli alan üzerinden mi 6A üzerinden mi yapıyorsun? Danıştay kararıysa o zaman sen bana Danıştay kararı riskli alan kararlarında 360 artı 30 gün tebligat yapman gerekir. Bak hukukçu değilsin, yanlış konuşma. Ben hukukçuyum, evet. Kapıyı açmayacağım arkadaşım ben. Ben barınma, anayasadaki barınma hakkımı koruyorum. Sen bana cevap veremiyorsun. Hukuki anlamda bana cevap veremediğin için benim barınma hakkımı burada yok ediyorsun. Bu kadar basit. Ben diyorum ki hiçbir zaman yokuşa sürmeyeceğim. Sen hukuk dilini bilmeyen bir insansın. Hukuk dilini bilen insanlar şu anda yataklarında rahat yatıyorlar. Senin gibi işi bilmeyen insanları, bana ifade edemeyecek, barınma hakkımı yok edecek insanları şey yapamıyorsun. Anladın mı? Başka yerlere çekme değil. Sen yetersizsin arkadaşım. Sen yetersizsin. Sen yetersizsin. Sen bana benim barınma hakkımı çiğniyorsun. Bana yeterli hukuki bilgiyi ve hangi kararla geldiğini ifade edemiyorsun. Ben bu yollarda saçlarımı dökmüşüm. Ben bu mahkemeleri birebir yazan, birebir savunmaları yapan kişiyim. Ben diyorum ki, yok ben devletin kolluk gücünü yokuşa sürmek gibi bir derdim yok. Ama sen istediğin kadar vur. İstediğin kadar vur arkadaşım. Sen burada evet devletin kolluk gücü burada tüm zorbalığınla yaptırılan belediye tarafından kapıyı kırmaya çalışıyor. Ben istediğiniz kadar kırın hiç fark etmez. Ben burada anayasal hakkımı hukuki çerçeve içerisinde korumaya çalışıyorum. Kesinlikle burada yaptığınız hukuka aykırıdır. Siz bana tebligatı veremiyorsunuz. Veremiyorsunuz. Sizi hukuku bilmeyen insanları, iki kelimeyi hukuki anlamda ifade edemeyen insanları buraya götürdüler. Ve bunları da kayda alıyorum. Danıştay kararı 60 artı 30 gün tebligatını gerektirir. Bütün oradaki memurlara sesleniyorum. Bütün memurlara sesleniyorum. Suç işliyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Suç. Suç işliyorsunuz. 6A'da ya mahkemeler devam ediyor mu etmiyor mu? Bölge İdare Mahkemesi'nde mahkemelerimiz devam ediyor mu etmiyor mu? İsmail 6A maddeleri devam ediyor mu etmiyor mu? İstediğiniz kadar kırın. Suç işliyorsunuz. Kıracaksınız. Eyvallah kırın bakalım. Kırın bakalım. Kırın bakalım. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kırın. Ben bunu kayda alıyorum. Anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasa hakkımı kullanıyorum ben sadece.
İşte arkadaşlar, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk güçlerinin zoraki olarak kullanılıp insanlara bu şekilde zulüm yapılmasının en açık örneği. Bunu defalarca yaptılar. Yani burada yazıklar olsun ki bizim anayasada yazan barınma haklarımızı yok ediyor. Burada bir rant var. Bu rant için mahkemelerin kararını açıklamayan, mahkemelerin kararını açıklamayan ya alt seviyede bir memuru getirmişler. Beyefendiler, amirler yataklarında uyuyor. Buradaki halk çocuklarını burada da bizlerle beraber karşı karşıya getiriyorlar. Ben asla bir suç işlemiyorum. Burada anayasal barınma hakkımı kullanıyorum. Ve sonuna kadar da kullanacağım bunu. Sonuna kadar da kullanacağım. Sen bana cevap vermediğin müddetçe kullanamayacaksın. Açamayacaksın arkadaşım. Sen bunu yapamadığın müddetçe açamayacaksın. Aç. Ben söyledim. Buyurun kırın. Sakın ha bu kapıyı da belediyenin görevlileri. Tamam. Şunu söyleyeyim. Buyurun. Şeylerimi alayım. Tamam. Buyurun. Evet. O basın. Arkadaşım o basın. Tamam. Zorluk çıkartmayalım. Ver şu kamerayı. Tamam. Kamerama zarar vermeyin. Tamam. Kapandı. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi toz koparandaki dramı getirdik ekranlarınıza. Haftalardır da getiriyoruz. Şimdi stüdyo konuklarım var. Onlarla konuşacağız. Süreçte neler yaşanıyor? Şu an hangi aşamadalar, bakacağız, değineceğiz. Öncelikle avukat Onur Cüngil bizle birlikte. Hemen dönüyorum. Mağdur. Geçmiş olsun demek istiyorum öncelikle. Mağdur, toz koparan Ömer Kiliş bizlerle birlikte. Bakalım bu süreçte neler yaşandı konuşacağız. Öncelikle size dönmek istiyorum. Şimdi birçoğumuz biliyor. Evet, ekranları taşıyoruz. Haberleştirmeye devam ediyoruz, seslerini duyurmaya devam ediyoruz ama bilmeyen izleyicilerimiz için bu süreçten biraz bahsedelim mi kısaca? Tabii. Zaten aslında bahsetmekte de çok yarar var. Bizi de burada konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü vatandaşlar burada ne oluyor, insanlar acaba ne istemiyor, ne istiyor gibi bir algılama oluyor. Bir de böyle pervasız bir şekilde karar olmadan koç başlarıyla kırıp duvarlar kırılınca acaba buradaki yerler kaçak mı sorusu da geliyor akla. Bir kere bizi izleyenlere şunu söylemem gerekiyor ki toz koparan özelinde konuşursak, diğer yerlerde de keza öyleydi. Kentsel dönüşüm üzerinde mağdurların avukatlığını yapmaya çalışıyorum ben. Bütün hepsinde olan şey şu, buralar tapulu araziler. Buralar bir kere bir hazine arazisi değil. Yani insanların bir bedel ödeyerek devletin de bir güvence olarak bir tapu belgesi verdiği yerler. Aslında dönüp baktığımızda da yani sonuçta burası kamuya ait bir alan değil. Bir değil. Ev ve tabii. Basına da nasıl kameralara el konulduğunu az önce izledik. Yani bizim Flash Haber TV muhabirinin kameralarına el konuldu. Basın özgürlüğü, aslında şunu da söylüyorlardı. Güvenli bölge olması için basının içeri alınmadığı söyleniyordu ama bir evde gerçekleşti. Böyle şeyler de yaşanmaya devam ediyor mu orada? Ediyor, şöyle ediyor. Mesela burada Ömer Bey oranın sahibi, ikametgah adresi orası, mülk sahibi, tapusu var elinde ve basın mensubu, kendisi bir arkadaşı olabilir ya da gerçekleri ortaya çıkartan bir basın emekçisi olabilir ki keza bu böyle oldu. Flash Haber ilk günden beri gerçekten bütün gerçekleri gösterdi. Ama burada hem bir konut dokunulmazlığının ihlali var, hem de oradaki kişinin görevini yapmasını bir engelleme var. Hani toz koparanı konuştuktan sonra oraya da girecektim aslında. Yani kamunun haber alma özgürlüğüne bir engel var. Aslında Türkiye'de sansür yasası konuşulduğu bir dönemde yasanın bazı maddeleri yürürlüğe girmedi, bazıları girdi. Ama aslında bu yasa yokken de işte görüyoruz basın özgürlüğünün olmadığını. Evet. Yani yasa yokken de zaten özgürlük yoktu. Şimdi kamerayı alıyor, kamera neye göre alıyor? Buradaki aslında olay şu. Eğer ki siz meşru, haklı bir işlem yapıyorsanız polis ya da bir idare olarak, belediye ya da bakanlık olabilir. Bunu bırakın kameraya el koymayı, canlı yayında verebilirsiniz. Ama siz hukuka aykırı bir iş yapıyorsanız sabahın köründe insanlar uykusundayken gelirsiniz. Sabaha karşı hep bunu söylüyorum bütün açıklamalarda da. Sabaha karşı ya hırsız gelir ya kanunsuz gelir. Burada yapılan bütün işlemler de bunun ürünü. Ve öğrenilmesini istenmiyor. Bu arada Ali Bey'le ilk gün, ilk yıkımın yapıldığı bundan yaklaşık birkaç hafta önce
bölgeye ben de alınmamıştım mahallenin avukatı olarak. Tam o sırada kulaklarımızla şahit olduk, birbirimize de şahitiz bu konuda. Anons geçti Çevik Kuvvet ve telsizden gelen şeye göre mahallenin hiçbir yerinde avukat, milletvekili ve basın alınmayacak dedi. Şimdi avukat, milletvekili ve basın dediğiniz zaman tam sizin açtığınız aslında pencere çıkıyor ortaya. Kim bunlar? Basın doğruyu yazan, eğer doğruyu yazan varsa, doğru tanımı bu. Yazmayanlar, onları başka bir yere koyuyoruz. Milletvekili, buraya gelen genelde muhalefet milletvekilleri, doğruyu telaffuz eden ve avukat, hakları savunan. Şimdi buradan hareketle şuraya gelirsek, eğer hani ne oluyor burada diye sordunuz ya. Buradaki insanların hepsi tapulu yerlerinde oturuyorlar. Ve buralar imarlı ve iskanlı yerler. Yani ne demek? Devlet tarafından ruhsatlandırılmış ve demiş ki buraya dört başı mahmur bir yer demiş. Ve buradaki konutların çoğu da belediye konutları diye anılan yerler. Belediye tarafından yapılmış, yani devletin kamu kurumu tarafından yapılmış. Yine İmar ve İskan Bakanlığı tarafından yapılmış yerler var. Peki böyle bir durumda nasıl yapabiliyorlar sorusu geliyor buna. Ve bizi izleyenler empatiyi tam kuramadığı için ister istemez... burada varsa bizim gibi değildir, yani tapusu olanlar için söylüyorum. Burada herhalde farklı bir şey var. Hayır, farklı bir şey yok. Şunu söylemek istiyorum şu an. Türkiye'de hiç kimsenin tapu güvenliği yok. Hiç kimsenin mülkiyet hakkı yok. Çünkü siz bugün şu an burada bir ev sahibi olarak bu programı yaparken benimle birlikte bir anda Cumhurbaşkanlığı riskli alan ilan edebilirsin evinizin bulunduğu. Ve bizim evet de gelebilirler ve bir baskın düzenlenebilir ve evimden çıkmak zorunda kalabilirim kısaca, değil mi? Evet. Ve burada önemli olan şey şu. Tozkoparan özelinde irdeliyoruz bunu ama bir riskli alan ve rezerv alan ilan edilen diğer yerlere bakalım. İşte Ümraniye Elmalı Kent riskli alan, Ümraniye Ekimbaşı rezerv alan, Ok Meydanı Fethi Tepe riskli alan, Tozkoparan riskli alan, Üsküdar Kiraz Tepe riskli alan. Ya Çamlıca Tepesi'nin eteklerinde, ya E5'in kenarında, ya Merter Tekstil'in dibinde bir şekilde riskli alan değil bunlar. Bunların hepsi rantı bol alan. Ben size bir örnek vereyim mi? Net bir örnek. Kandilli Rasathanesi'nin Güngören Tozkoparan'la ilgili yaptığı, daha doğrusu İstanbul'un genelinde yaptığı risk analizine göre Tozkoparan 11 mahallenin, Güngören'in 11 mahallesi vardır, riski 9. sırada olan bir mahalle. Yani riskli alan diye girdikleri, buna girme, çünkü Koçbaşı olarak kullanıyorlar. Yani riskli alan kavramını koyuyorlar size. Rezerv alan kavramını koyuyorlar. Ve bunu ranta açmak için bir aslında Truva atı olarak koyuyorlar. Ve birinci sıradaki riskli alan değil, ikinci değil, üçüncü, beşinci, sekizinci değil, dokuzuncu sıradaki günü. Niye? Çünkü metrobüs ve metro güzergahında yan tarafta tekstil merkezi var. Ve burasını bir dükkan yaptığınızda 100 milyona mı satarsınız, 200 milyona mı satarsınız, bunu bilinmez. Ve bu süreç içerisinde buradaki insanlar şunu söyledi hep. Dedi ki biz her şeye rağmen binalarımızın riskli olmadığını biliyoruz. Nereden mi biliyoruz? Danıştay'ın dosyasında bilirkişi raporu diyor ki buradaki binalar imarlı, iskanlıdır, sağlamdır diyor. Keza Güngören Belediyesi ve Bakanlığın hangi binalarda karot aldığını baktığımızda sadece 4 yapıda almış. Yani 220 tane yapı olan yerde, müstakil ve katlı yapıda sadece 4 binada karot almış. Yani aslında baktığınızda bu binaların riskli olmadığını belediye kendisi de biliyor. Hatta belediye başkan yardımcısı halkla bir görüşmesinde biz bu binaların riskli olmadığını biliyoruz diyor. Şimdi bunu nasıl ben ispat ediyorum? Örnek blokları dediğimiz bölümde Güngören Belediyesi ve Bakanlık yıkım yaparken şunu yaptı. Geldiler, elektrik, su, doğalgazı kestiler aynı saniyede. Bir yandan tahliye etmeye başladılar kamyonlarla. Bir yandan da karot alıyorlardı. Bilmeyenler için şunu anlatmam lazım. Karot beton numunesi alma. Yani riskli mi değil mi? Ondan sonraki işlem ne yaptılar biliyor musunuz? Betonları aldılar ve yıktılar. Yani beton numunesinin sonucuna itiraz etme hakkı bile olmadı insanların. Peki niye aldılar bu beton numunesini? Çünkü o rapor büyük olasılık kendileri objektif yapmayacağı için o rapor riskli çıkacak ve yarın öbür gün bizim açacağımız tazminat davalarında buraların zaten riskli diyecekleri için. Şimdi şuraya da gelirsek, bu çok uzun bir süreç bu arada. 2,5-3 senelik bir süreçten bahsediyorum. Danıştay süreci var. Ve hukuksal süreç de şu anda devam ediyor değil mi? Tabii ki de devam ediyor ve mesela örnek vereyim, kanuna daha bir yılı doğmadı, 6-7 ay önce bir madde koydular, 6A maddesi diye. Merak edenler 6306 sayılı yasanın, yani Google'a yazabilir, 6306, 6A maddesine baktıklarında şunu görürler. Ben bunu, yani bununla ilgili, bu kanunla ilgili şunu söylediğim zaman
haksızlık etmiyorum aslında. Diyorum ki mülkiyet hakkı artık kalmamıştır. Evlerinizdeki tapuları yırtın atın dediğim zaman işte şundan dolayı diyorum. Diyor ki kanunda ben burayı riskli alan ya da rezerv alan ilan ettiysem sen buna ya evet diyeceksin ya da evet demiyorsan ben tapuna el koyarım diyor. Şu an Tozkoparan'daki insanların tapusu da yok. Hazineye devredildi. Hı hı. Yani aslına baktığınızda siz böyle bir girişim yapsanız bir vatandaş bir vatandaşa karşı devlet sen ne yapıyorsun yapmaman lazım diyeceği hukuksuzluğu bizzat devlet eliyle Tozkoparanlar karşı karşıya. Ve bu sebepten dolayı da buradaki insanların tapuları yok ve bir karar olmaksızın Ömer Bey'in başına geldiği gibi koç başlarıyla kırarak ya da duvar delerek buralara girmeye çalışıyorlar. Şimdi ben hemen Ömer Bey'e dönmek istiyorum. Öncelikle geçmiş olsun diyeceğim tekrar. Şimdi birazcık bu süreçten bahsedelim. Neler yaşadınız, neler oldu? O geceden biraz bahsedelim mi? Tabii. Biz herhangi bir tebligat veya şu tarihte geleceğiz mutlaka işte tahliye etmeniz lazım şeklinde bir ibare, bir bildirim falan yok. Hı hı. Ona hakkeza. Ama duyumlarımız eşyalarımızın da hayatımızın da riske atılacağını işaretlerini veriyordu. Ben eşyaları bir buçuk iki gün öncesinden gönderdim. Ama evde elektrik ve su saatlerinin akıbetini bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bizde prosedür falan evde kalmayı karar aldım. Eğer ola ki gelirlerse o akşam ben de bir şekilde burada anayasal hakkımı, orada tebligat olup olmadığını bir şekilde hakkımı savunacağım. Çok da güzel çekmiş Ali arkadaş. Ona öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her yerde bu konularda var. İnsanların mağduru olan arkadaşlarımızın yanında Flash TV'ye çok teşekkür ediyorum. Gece bekledik. Sabah 6.30. O gece geleceklerini biliyor muydunuz? Şöyle tahmin ediyorduk. Bir bildiri falan yok. Çünkü bakıyoruz pazartesi çarşamba cuma şeklinde periyodik olarak geliyorlar. Birazdan benim anladığım kadarıyla hukuksal boyutuna da gireceğim. Gece 6.40 sabah üzeri geldiler. Kapıyı tıkladılar. Ben gayet kimsiniz? İşte tahliye için geldik. Biz belediyeden. Kimsiniz? İsmini vermeyeyim. Bir belediyenin memuru arkadaş. Önce şunu sordum. Hukukçu musunuz? Çok net cevap vermedi. Şey verdi. Şöyle diyor. Yargıtay'ın kararı var. Yargıtay kararı nedeniyle sizin ayrılmanız lazım. Ya şimdi bu bana o kadar komik geldi ki ben dernek başkanı olarak 2009'da kurulduk ve bütün hukuki süreçleri bu davalarda, idari davalarda Yargıtay'ın değil Danıştay'ın kararları olur. Bir kere buradan hukukçu olmadığını anladım ve ısrarla sordum. Hukukçu musun? İşte Danıştay'ın kararı var, 6 A davaları var. Ya bak arkadaşım diyorum, Danıştay'ın kararıyla geliyorsanız riskli alan kararıdır. İdari davalar genel kurulun vermiş olduğu adrese teslim, bakın buradan adrese teslim bir takım kararlarla biz davayı kaybettirildik. 8'e 3. Ve 8'e 3 o şerh koyan hakimleri de gerçekten saygıyla anıyorum. Şeyi 6 Danıştay davası Danıştay kararıyla gelmişseniz sizin bize tebligat yapıp 60+30 gün içerisinde evimizi tahliye etmemizi ve yıkmamızı bildirmeniz gerekir. Bunu yaptınız mı? Yok. Danıştay'ın kararı var ama Danıştay'ın kararı bunu getiriyor. Bunlar 2022 Aralık 2020'de kapılar asmış oldukları 6 A davalarıyla ilgili 6306 sayılı yasanın o tebligat 2020'de 6 ayda bitireceklerdi bizim işimizi. Ama biz halkın bilinçli kalkışmasıyla peki dedim Danıştay kararıyla mı 6 ayla mı geliyorsunuz? Efendim ikisi de var. Ya bak dedim 6 A'ya açılan 33 tane dava hala idari mahkemede devam ediyor. Süreç devam ediyor. İdari mahkemede devam ediyor. Bununla da gelemezsiniz. Bununla ilgili de tebligat yok. Bak ya ben seni tanımıyorum bile. Yani merdiven loş çık. İnsanlar bir şekilde görünmüyor. Kim var karşımda? Gerçekten belediyenin elemanı mı? Yoksa dışarıdan gelen bir saldırı amaçlı gelen insanlar mı? Çünkü biz biliyoruz ki bazı resmi görevlilerin hurdacılara harita verip mahalleyi soyulaştırma adına gönderildiğini biz birebir yaşadık. Onun videosu var elimizde. İsmi de var. Burada ifade etmiyorum. Böyle durumlarla karşılaşacağımız için karşımızdaki kim var kim yok bilmiyoruz. Ben işte belediyeden şu memur. İyi de kardeşim hukukçu musun? Değilsin. Nerede hukukçularınız? Bu saatte hukukçular uyuyor.
Hukukçu olmayan bir insan benim sade sorularıma, basit sorularıma cevap veremiyor. Açmadım. Ben dedim anayasadaki barınma hakkımı sonuna kadar kullanmak istiyorum ve kapıyı açmak istemiyorum. Kıracağız. Kırın dedim ya. Siz burada suç işleyecekseniz kırın. Yanınızdaki bütün devlet memurları, kim varsa, kolluk güçleri, polisi de almışlar. Ben inanın polis falan da göremedim zaten. Saat kaç sonra yaşanıyor bu olay? Bu 6.40'da başladı. 12 dakika mı, 15 dakika mı ne devam etti. Baktık ki kapıların iki tane kilit var bizde. O ikisini birden vurarak artık ne kullandılarsa... Önce alttakini sonra üsttekini ondan sonra da üstte takılan aralık bırakılan aparat parçayı darbeyle kırdılar. Ben de yaralanmayayım diye ki o fırlayabilir çünkü makineciyim ben. Şeye koydum elektrik ve makine üzerinde çalıştım. Peki ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu polislerin evet kapınızı çaldı kırdı giriyorlar. Ellerinde polisler ellerinde gelen bir savcılıktan karar bir hayır, şey var hayır, mı? Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hukuksal bir karar var mı? Hukuksal bir kararı gelip bize gösterme değil orada ifade ediyorum soruyorum nedir bu? Yok. Bana tebligat yapacaksın. Tebligat yapman lazım. Kaymakamlığın galiba hiçbir şey göstermediler bana. Kaymakamlığın daha önce vermiş olduğu bir yazı işte idare mahkemesinin kararı bilmem 6A davası filan onlarla beraber bir takım şeyleri başka yerlerde yapmışlar. Bana gösterilen herhangi videoda da görüyoruz. Evet. Herhangi bir kağıt yok. Şimdi, ve beni orada çok özür diliyorum. Beni orada hiç zorlama filan olmadan polisler hiçbir darp filan yapmadan değerli eşyalarınızı alın tahliye ediyoruz burayı şeklinde aldılar götürdüler. Ve gözaltı aldılar. 5 saat falan gözaltıda kaldım ben. Sonra belediye geldi. Belediyenin avukatı gelmiş o gece. Kendi evinizden çıkmadığınız için bir karar da olmamasına rağmen çıkmadığınız için gözaltına alındınız bu evet, süreçte. 5 saat tapulu boyunca. Ve iskanlı devlet eliyle yapılan sosyal konutumda dar gelirli aileler ve çocuklar için çok çocuklu aileler için yapılmıştır. Oradan beni zorla polis soruyla tahliye edildi. Şimdi hemen size dönmek istiyorum. Birazcık da hukuki boyutunu konuşalım. Bu süreçte dava devam ediyor mu? Yaşanan bu olaylar hukuki mi şu anda? Aslında şöyle sondan başlayalım ilk önce. Hani bir gece ansızın geliyorlar ya. Neye göre geliyorlar? Asıl kafadaki şey o. Ömer Bey söyledi aslında hani bununla ilgili olarak kararın olmadığını. Ömer Bey'in de yerinde kalması, evinde kalması da aslında biraz şundan kaynaklandı. Şimdi ilk hafta bir anda pazartesi geldiler, sonra çarşamba cuma geldiler. Biz dedik ki bu pazartesi, çarşamba cuma bir tahammül haline geldi herhalde. Ve bölgesel olarak ilerliyorlar. Yani işte bu 5-5-6-6. Yani 4-4 diye gidiyorlar ve nispeten bizim bir barış parkımız vardır. Toplanmanın çok olduğu, nüfusun çok olduğu ve daha merkezi olan. Oradan değil de daha köşeden başlayarak gittiği için biz anlıyorduk şu blok yıkılacak, bu blok yıkılacak diye. Ama ısrarla her bir blokta da orada durarak şunu sorduk. Dedik ki bizi izleyenler de hak verecektir. Yani hukuk bilme noktasını söylemiyorum. Hukuki konuşmayı da çok sevmiyorum aslında. Çünkü kafalar karışıyor. Onu biz teknik olarak yapıyoruz ama yani nasıl oluyor bu diye akıllarına geliyordur. Şöyle siz kendiniz düşünün. Uyuyorsunuz sabahın 6'sı kapınız çalıyor. Size daha önceden bırakın yıkımı, tahliye tebligatını ya da başka bir karar, mahkeme kararını şu gün geleceğiz bile demiyorlar. Dolayısıyla mahalledeki hiçbir kimse hazırlıklı duramadı ilk hafta özellikle. Bir anda şu anda kaç ev yıkıldı o bölgede? Şu an yani çok böyle yarı yarıya oranda diyebiliriz. Yani 84 apartman 140 müstakil vardı. Şu an apartman müstakillerin hepsi duruyor. Apartmanların da herhalde yarısı gitti. Şu an hani gerçekten sürekli hızlı ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz. Şu çok ilginç. Yani kanun açık açık diyor ki bırakalım yıkımda haklılar haksızları. Tahliye için bir süre vermen lazım diyor. Yani insani kısmı anlatmaya çalışıyorum. Barınma hakkı var anayasada. Çok açık yazıyor. Ve şu an biz kış şartlarını yaşıyoruz. Yani kış günü. Buradaki insanlar bir 100 metrekarelik evi topladığınızı düşünün. Yani bunun birkaç gün süreceğini, nakliyesinin ayarlanması vesaire. Ama siz bir anda Koçbaşı'yı da ve yatak odasında bir polis görüyorsunuz. Uyanın diyor falan. Yani yaşanan şey tam olarak bu. Ve biz bununla ilgili... Bu hukuksuzluğu yeni ürettiler bu arada. Bu kadarını yapmıyorlardı. En azından tahliye için gün veriliyordu. Fethihtepe'de başka yerlerde. Bunun üzerine biz bir dava açtık. Geçtiğimiz perşembe ekstra bir dava açtık. Ve dedik ki bildirimsiz, kararsız, süre vermeden ve bir anda dört işlemi yaparak. Hani elektrik, su, doğalgaz kesiyor, tahliye yapıyor, karot alıyor, yıkım yapıyor aynı anda. Bunların hepsinin bu arada itiraz süreleri ve dava süreleri vardır.
O yüzden 4 işte bir kısaca oldu bittiye geliyor. Evet. Ve bunu durdurun dedik. Durdurun. O tarihten bu yana İstanbul 10. İdare Mahkemesi acil karar vermek için dosya heyete girdi ama heyetten çıkamadı. Bizim en büyük sıkıntımız şu aslında şu an yaşadığımız. Sürekli olarak bir taraftan bir telefon geliyor ve düğmeye basılıyor ve bir anda herkes sağır dilsiz oluyor heyetler ve bir anda duruyor. Yani bir kişi raporunu... Peki ben şunu sormak istiyorum. Siz az önce değindiniz. Fethiştepe'de ve benzer bölgelerde zaman veriliyordu. Burada verilmiyor. Evet. Peki bunun sebebi nedir? Buradaki bu hızın? Bunun sebebi aslında hukuki değil, siyasi. Yani bu noktaya girmem lazım. Çünkü soru siyasi olduğu için. Yani hukukçu kimliğim bir yana. Çünkü Mayıs ya da Haziran'da bir seçim var. Ve bu yapılan işlemler, son ihaleler, son rant bölgeleri, bir an evvel yapılması lazım. Bununla birlikte bir de seçmenine karşı temel kotunda da olsa bir şeyler gösterip bunun propagandası yapacak. Çünkü tuvalet bile açsa duvar açılışı yapılan bir iktidarla karşı karşıyayız. Burada konut ve tam o arada da toplu konut projeleri biliyorsunuz çıktı. Bu konu üzerinden aslında siyasi bir propaganda aracı olarak toz koparan burada heba olmuş bir noktada. Şunu da söylemem lazım. 10.4 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Sizin de benim aram kadar bir arada riskli alan değişiyor. Yani Greenwich çizgisi gibi yani saat çizgisi gibi. Burası riskli alan, burası sizin değil. Kaldırım değil. Ve bunu Danıştay'ın hakimiyle bilirkişiler sordu bize. Dediler ki bizim de aklımız almadı. Zaten o bilirkişiler gerçekten son derece lehimize verdiği rapora rağmen Danıştay'ın şerh koyduğu hakimleri de diyor bana... Diyor ki bir kişi raporuna rağmen sen burada riskli alandır diyemezsin ey Danıştay diyor. Buradaki olay aslında baktığınızda çok hukuku tartışılacağı bir noktadan değil. Başka bir noktaya gidiyoruz. Ayrıca başka fasıllar da var. Yani muvaffakatname dayatılıyor. Kira yardımının bedeli konuşulması gereken bir konu. Bugün bizi izleyen birçok yerden insan var. 1950 lira kira veriyor size. Ve bugün kiralar 6 bin lira. Hemen dönüp size sormak istiyorum. Peki evinizden çıktıktan sonra nereye gittiniz? Şu anda nerede yaşıyorsunuz ve ne yapmayı planlıyorsunuz? Şöyle bunu ben genel anlamda şey yapayım. Orada mücadele eden gerçekten ekonomik durumu yeterli olan insanlar gitmediler. Bizimle beraber mücadeleye. Sırf 50 yıllık komşuları imkanları olmayan insanlar için hem kendi haklarını hem onların haklarını ve toplu olarak birlikte bir savunma içerisinde geçtiler. Biz geçen yıl yapılan saldırıda o önlemimizi almıştık. Bir B planımız vardı ama biz orayı asla terk etmedik. O evi boş tuttuk. Bütün arkadaşlarımız, bütün ekonomik durumları iyi olan insanlar gibi. Ama orada mağdur olan insanlar var. Şu anda o kadar mağduriyetten bahsedebilirim ki. Bakın hasta olan insanlara biz size ev tuttuk deyip annesine babasına bakan insanları eşyalar evden çıkıp kamyona yüklendikten sonra son anda bak böyle bir şey oldu deyip insanları otellere yerleştiriyorlar 10 günlüğüne. O insanlar 10 gün sonra, 3 gün sonra veya 5 gün sonra döndüklerinde evlerini bulamıyorlar. Yani böyle yok efendim sizi otele yerleştiririz, size ev buluruz, size efendim yani kiralık ev buluruz. Peki kaça bulacaksın? 1950 liraya bulabiliyor musunuz? 1950 liraya bulabiliyor musunuz? Hak getiriyor. Yok öyle bir şey. Bu mağduriyetlerin yanında bakın insanlar sinir krizi geçirdi. Daha önceki saldırıda bizim 3 tane kentsel dönüşüm şehidimiz var. Evet gerçekten bunu söylüyorum ve bununla ilgili belediye görevlileri, gün gören belediye görevlileri hakkında savcılığa verilmiş ölen arkadaşımız, abimiz tarafından, ailesi tarafından suç duyurusu var. Ve maalesef o suç duyurusu dosyalarda, raflarda işleme alınacağı zaman bekliyor. Ve burada kalp krizi geçiren, kalp spazmı geçiren, beyin kanaması geçiren, karanlıkta düşüp kafasını sağa sola çarpan insanları saymıyorum. Yani. Hiçbir şey olmasa bile insanların gece yarısı evine giriyorlar. Bunun bir psikolojik sonucu var, travmalar var. Gelecek mahremiyet olan... var. Evet. Mahremiyet var. Benim orada o anda eşim, çocuğum, var. Kızım, gelinim neyse yani bir şekilde korumasız olarak bu nedir diye nasıl girebilir? Ya 30 tane polis, ben burada polisleri falan çok da fazla konuşmak istemiyorum. Burada bakın şuna dikkat etmek lazım. Güngören Belediyesi'ne seçimden 23 Haziran seçimlerinden sonra gönderilen bu konuyla ilgili kişilerin profillerine baksınlar, incelesinler.
daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıp bu şekilde şehrin bütününe zulmeden, kentsel dönüşüm zulmü yapan insanlarından seçilmiş olanları niçin Güngören Belediyesi'ne konulduğunu daha detaylı anlatmak lazım aslında ama zamanımız yok zannediyorum onda. Burada toz koparanın boş alanları çok. Bakın kuş bakışı yukarıdan baktığınız zaman Güngören 11 mahallesinde sırf kiremit rengi görürsünüz %90'ında. Hı hı. Ama toz koparanla kuş bakışı baktığınız zaman yeşili görürsünüz. Onun için imara açık olan alanlar %14'tür. Diğer alanlarda yani kişi başına 7-8 metrekare düşen yeşil alandadır bunların gözü. Bizim alanlarımızı ve halk yapmıştır bunu. Oradaki o rantı Merter tekstil piyasası, ticaret piyasasına yakın olduğu için oraları ranta çeviriyor. Ne yapıyor şimdi? 30 dönümlük yeri 208 haneyi yıkıyor. O 30 dönümlük yere 410 konut artı bir ilkokul sığdırıyor. Mesele bundan ibaret. Mesele ranttır. Ve o Güngören Belediyesi'ne 2019 23 Haziran'dan hemen sonra 3-4 gün sonra gönderilen insanlar bu konuda Büyükşehir'de İstanbul'da pişmiş olan insanlardır. İsim vermeyeceğim. Onların yakın aile bağları Ankara'da bakanlıkta hangi görevlerde kaldığı irdelenmeli. Bir başkan yardımcısı bize aynen şunu söylüyor. Biz o binaların sağlam olduğunu biliyoruz zaten. Her tarafta bizimle ilgili ağza alınmayacak çeşitli hakaretlerde de bulunan insanlar var. Özellikle bunlar suç unsurudur. Biz bu mücadelemize bakın ben taşındım. Karşı tarafa taşındım. Ama ben ikametgahımı oradan almayacağım. Bu mücadele orada devam edecek. Çünkü orada vebal var, orada çocukların gözyaşı var, yaşlıların gözyaşı var. Ve benim bugün eşim sinir krizleri geçiriyor. Ben toz koparana döneceğim diye. Ama toz koparan bu hali, beton çölüne dönmüş haline gördüğü zaman zaten nefret edecektir. Aslında dönüp baktığımızda bu toz koparandaki ilk yaşanan olay değil. Daha önce Fethihtepe'de de böyle olaylar yaşanmıştı. Ardından toz koparanda yaşandı. Peki bir de toz koparanda ilk bundan 2014. 1,5 sene evvel elektrik, su, doğalgaz kesilip 18 gün boyunca İstanbul'un yani 2021 yılında bize 1914 yılını yaşattılar. Yani ilk İstanbul'a elektrik yanlış geldiği zamanlar. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman orada çadırlar kurulmuştu. Tabii, vatandaşlar tabii. Çadırlarda kalmıştı ve ona da izin vermemişlerdi. O kesinlikle öyle. Bir de oradaki bizim bu Danıştay dosyası bahsettiğimiz dosya yani çelişkileri anlasın diye herkes diyorum. Danıştay orada yürütmenin durdurması kararı verdi ve 18 gün sonra biz elektrik, su, doğalgazı açılmasını sağlamıştık. Hı hı. Aynı Danıştay BİİKİŞ raporuna ve Danıştay kendi heyet kararına rağmen 1,5 sene sonra fikir değiştirdi. İşte buradaki en büyük mesele aslında baktığımızda hani rant diyoruz ya şu soruyu sorarsak aslında ispat edebiliriz. Mesela niye hep riskli alanlar AKP'li belediyelerin olduğu yerde oluyor? Muhalefet partilerinin olduğu yerde siz riskli alan duydunuz mu? Niye? Çünkü bakanlık, cumhurbaşkanlığı ve AKP'li belediye. Hı. Bu üçgenin içerisinde kimse yapmayalım insanlara yazık der mi? Demez. Bu üç yapıda parayı seven yapılar. Peki yine bakıyoruz buradaki insanlarla ilgili hani niye hep böyle riski az olan? Bakın Ömer Bey ne dedi mesela? Sosyal konut olarak yapıldı benim yerim dedi. Demin benim söylediğimi teyit eden bir şekilde. Demek ki buralardaki olay gerçekten işler kabartıyor. Şu soruyu da sormamız lazım. Peki buradaki insanlar projeyi biliyor mu? Burada kaç konut yapılacak? Kaç dükkan var burada? Şimdi bu proje insanlara sunulmadı ve böyle bir projede bilmiyoruz. Peki niye bilmiyoruz? Çünkü eğer siz yapılacak daire sayısını ve dükkan sayısını halkla paylaşırsanız halk der ki bir dakika ya burada başkasına sen peşkeş çekiyorsun der. Yani neresinden bakarsanız bakın süreç içerisinde baktığımızda bütün olay ranta kilitlenmiş durumda. Bunu da kime yapıyorlar? İşte Ömer Bey gibi benim orada birçok mahallede gördüğüm, gerçekten ailem gibi gördüğüm gariban, orta sınıfta olan insanlara yapıyor. Niye? Çünkü diyor ki ben bunu diyor yıkarım geçerim kimse de demez. Yani ensesine vurur lokmasını alırım diyor. Evet bu Fethihtepe'de de oldu. Bu Kirazlıtepe'de de oldu. Bu hekim başında da oldu ve olmaya devam ediyor. Peki şunu sormak istiyorum. Bültenin başında da söyledim aslında. Geç gelen adalet adalet değildir evet. Ama bu süreçten sonra neler yapılacak? Ne yapılabilir? Şöyle bir durum var. Ben bunu aslında biraz da şeye benzetiyorum. Hatırlarsanız bu siyasi iktidarın bundan önce çok bariz yaptığı hukuksuzluklardan biri de siyasi davalardı. Ve insanları tutuklayıp bir yere atmayla. Şeydi ki Flash Haber'de bunu çok yakından bilir. Evet. O tweet'i attım bunu yaptım diye birçok gazeteciyi de şey yaptı.
aslında baktığımızda yine büyük bir hukuksuzluk yapılıyor ve bunların, niye bu örneği verdim? Bugün biz davalarda zorlayacağız bu işi, biz bunu ifşa edeceğiz, bu para taparları göstereceğiz ama bu davaları sonuna kadar yürütüp en nihayetinde son kişi yargılanana kadar ve son tazminatı alana kadar da bu süreci devam edeceğiz. Şimdi bu konuyla ilişkin bir haberimiz daha var. İstanbul Güngören'de hakları tanınmadan kentsel dönüşüme zorlanan vatandaşların yaşadığı sıkıntıları, sorunları uzun süredir biz de getiriyoruz ekranlarınıza. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Toz Koparan'da Flash Haber TV Ali Morca'ya konuştu efendim. Detayları getirelim ekranlarınıza. İstanbul'u karış karış geziyorsunuz. İstanbul milletvekilisiniz. Vatandaşlar buluşuyorsunuz. Vatandaşlar nasıl serdenişte bulunuyor sizlere? Şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda büyük kentlerimizde barınma sorunu giderek öncelikli bir sorun haline dönüşmeye başladı. Burada evlerin fiyatı 3-4 milyon TL'ye çıkmış. Peki 8 bin 10 bin liraya çalışan bir aile, karı koca çalışsalar, hiç yemeseler, hiç harcamasalar, 1 liralık tüketim yapmasalar bile 50 yıldan önce ev sahibi olmaları mümkün değil. O nedenle ülkeyi yönetenlerin hızlı bir biçimiyle barınma meselesinde toplam maliyetleri aşağı çekecek, inşaat maliyetlerini aşağı çekecek, arsa üreterek ucuz arsa üzerinde sektörün, inşaat sektöründeki çok önemli firmalarımızın, binlerce, on binlerce firmamızın ucuz ev üretmesini sağlayarak insanların birkaç yılda, 8 yılda, 10 yılda birikimleriyle ev sahibi olmasını sağlaması gerekir. İnsanların hayallerinden mahrum ederseniz, insanların gelecekte konut sahibi olma hayallerini yok ederseniz, ev o zaman ne ailenin birliğini sağlarsınız, ne ailede çocuk sayısını öyle 3'e 5'e çıkartabilirsiniz, ne de toplumsal dinamizm açısından sağlıklı bir sonuç elde edersiniz. Bir an önce iktidarın bu yanlışlardan ders alarak sürece müdahil olmasını ve sadece saraydan gelen talimatları değil, burada yaşayan insanların görüş ve düşüncelerini de dikkate alarak bir ortak çözüme gitmek gerekir. Yoksa burada ağlayan insanlar, burada devletin güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen insanlar, burada temel barınma hakkını ayakta tutmak için mücadele veren insanlarla karşı karşıya kalırsınız. Konut sorunu, barınma sorunu anayasal bir haktır, temel bir insan hakkıdır. Temel haklar üzerinde pazarlık yapılır. Evet, ekranlarınıza getirdik. Ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Evet, insanları evlerinden zorla tahliye ediyorlar. Peki öncesinde şartlar neydi? Ne gibi şartlarla gittiler? Vatandaşlara ne sundular da vatandaşlar mesela kabul etmedi? Şimdi bir kere aslında gömleğin ilk düğmesiyle başlar ya, gömleği ilikten. Biri yanlış oldu mu? Bu böyle gider. Hı hı. Bir kere ortada bir şeffaflık yoktu. Hiçbir projesinde olmadı bakanlığın. Şeffaflık yok. Ne yapacak, kaç dükkan yapacak vesaire. Buradaki bir adil bölüşüm ve sizi muhatap almak. Siz beni bugün muhatap aldınız ve dinliyorsunuz şu anda. Ama bakanlık ya da belediyenin herhangi bir insanı, ya Ömer Bey sizin burada bir tapınız var. Bu tapu da sizin ananızın ak sütü gibi helal yani. Hani benim de değil. Böyle bir nokta olmadı. Ve bunların akabinde de dediğim gibi sizin, örnek veriyorum, 100 metrekare bir yeriniz var. Ben buna karşı şu kadar veririm, şu kadar bedel olur. Bu da olan bir şey değil. Ha ne var ortada? Bir tane muvafakatname dolaşıyor. Bütün TOKİ projelerinde muvafakatname ne demek? Tek taraflı bir onay metni. Tek imza atılıyor ya. Bildiğiniz devleti yöneten insanlar beyaza imza atmak vardı eskiden. Yani boş kağıda imza alırlardı, üzerine şirket açarlardı. Tek imza, yani hak sahibinin imzasını atıyor. Kendisi imza atmıyor. Yani ortada bir sözleşme yok. Ortada Ömer Bey'in ben bu tapumu verdim, tepe tepe kullanın dediği bir şey var. Ve o noktada şunu söylüyorlar. Biz buna itiraz ettiğimizde diyorlar ki, biz diyoruz ki böyle olmaz, bir sözleşme lazım. Orada da diyorlar ki devlete güvenmiyor musunuz? Yani tamamen suya yazılan bir şey. Devlete güvenmiyor musunuz? Devlet dediğimiz bir organizasyon. Alimi koyuyorsunuz, ilim yayıyor, zalimi koyuyorsunuz, bugün gibi zulüm yayıyor. Dolayısıyla bu noktalarda bir kere bir eksiklik var çünkü sözleşme yok. Ama kabataslak size sözlü şeyleri söyleyeyim ya da muvafakatte yazılanları söyleyeyim. Demin konuşuldu. 1950 TL kira. O da 3 ay öncesine kadar 1500 TL'ydi. Fethettepe mücadelesiyle beraber aldığımız bir sonuç o. %30 zam geldi. İkincisi ne var? Ölene kadar borçlanma var. Yani bugün örnek veriyorum. 200 bin TL ile siz başlıyorsunuz. 20 yıl boyunca ödüyorsunuz. Ve bunun bugün bankadan kredi çektiğinizde siz nedir o? Bir kredinin aylık bir bedeli vardır.
ve onu 20 yıl sonra da ödeyeceğiniz bedeli bilirsiniz. Yani sabitlenir. Burada sabit değil sabitlenmiyor. Burada 6 ayda bir güncelleniyor bu. 6 rakamlar. Ayda bir memura yapılan zam oranında güncelleniyor. Ya da bazı bu muvafakatnamelerde. Peki bu noktada şunu sorabilir miyim? Bu tabii. 1950 peki güncelleniyor mu? 1950 güncellenmiyor. Burada da çok ciddi bir tezat var aslında. Şöyle tezat var. Sokağa çıktığınızda ekonomiyi biliyorsunuz. Hı hı. Bu bozuk ekonominin sorumlusu olan iktidar, kiraların 6000 olmasını sağlayan neden olan iktidar orada sorumluluğu kabul etmiyor ve size diyor ki 1950 lira. Yani Türkiye'nin realitesinden çok uzak bir noktada yapılan bir teklif. Dün akşam bir toplantı yaptık. Toplantı ben mahalleye çok sık gidiyorum. Sahada çok sık olan bir insanım. Mahallede toplantı yapmayalım diye Barış Parkı dediğimiz parkı, bütün mahalleye de selam olsun bu arada, elektrikleri kestiler. Biz de Ateşir etrafında bir ateş yaktık. Az önce ekranlara geldi görüntüsü. Ben evet. de gördüm. Soracaktım bu görüntü ne zaman diye. Dün akşam saat 9'da 12 arasında oradaydık. Ve Ateşir etrafında insanlarla görüştük. Bakın şu çok önemli bir şey. Ben bu mesleği seçerken zaten bu işi tam da bu konuyu yapmak için yaptım. Nedir o? Çünkü o evlerden çıkan bir çocuğum ben. Dolayısıyla oradaki insanların garibanın ne durumda olduğunu ben biliyorum. Ve oradaki insanların en çok sorduğu şey bana şuydu dün. Ya avukat bey 1950 lirayı almak için bunu alsak, sözleşmeyi muvafakatnameyi imzalamasak böyle bir yöntem var mı? Bu geçen güne mi ait mesela? Bu geçen gün akşam görüntüsü akşam var. Akşam görüntüsü de ilerleyen akşam görüntüsü saniyelerde var. Vardı. Ben de az önce evet, gördüm. Dün bayağı kalabalıktı. Hava da oldukça soğuktu çok aslında dün baktığımızda. Ya zaten bu işin hukuki boyutunu bir yere bırakmamın hı-hı. sebebi bu konuyla ilgili ben bir hafta sizinle 7-24 konuşabilirim. Bu konuda çok doluyuz. Ama asıl mevzu şu. Her şeye rağmen düşünebiliyor musunuz? Kış günü. Şimdi bu teyze nerede? Mesela ben size örnekler vereyim. Ok Meydanı'nda bir ablamız geçen gün beni aradı. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Senin tarafa geldim dedi. Hı hı. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Sen çok emeğin var dedi. Neredesin dedim hani. Benim oturduğum yerde Üsküdar'da mısın falan. Tuzla'dayım dedi. Ne arıyorsun orada dedim. Kesesine uygun bir evi Beyoğlu Ok Meydanı'nda bulamayınca gide Tuzla'ya gitmiş. Kiralık evi. Düşünebiliyor musunuz? İnsan hayatına nasıl şey yapıyor? Bakın Ramazan arkadaşımızın annesi. Annesi hastaydı. Dosyaya raporlarını sunmak istedik. Hani bakın böyle insanları tahliye ediyorlar. Vicdana gelin ey hakimler demek için. Raporları bana bir gönderdi. Ben dehşete düştüm. Ben annesinin hasta olduğunu biliyordum ama buraya da not aldım. 11 tane hastalığı var. Yani hanımefendinin, anamızın diyeyim yani annem yaşında yüksek tansiyon, kolesterol yani aklınıza gelebilecek her şey kadında şeymiş. O kadını yaka paça çıkartıyorlar. Yani şimdi burada baktığımızda olay başka bir boyutta. Bugün anayasada barınma hakkını siz koyduysanız siz siyasal iktidar olarak şunu demeniz lazım. Bir örnek vereyim ben size. Amaç depreme dayanıklı ev vermek mi? Amaç bu değil mi? O zaman oradaki insanlarla didişmenin, kavga etmenin bir manası yok ki. Sen onu zaten depreme dayanıklı bir eve ikna etmen çok kolay. Bir proje koyarsın, bir sözleşme koyarsın, güven ortamını yaratırsın, biter bu iş. Sen eğer yaka paça insanlığından çıkmış vicdansız bir şekilde atıyorsan bunun tek bir nedeni var. Sen o insanı düşünmüyorsun. Sen hızlı bir şekilde bu inşaatları yapmak çalışıyorsun ki sen bunları ya satacaksın ya birine vereceksin. İşte bütün nüans bu. Biz burayı kaçırmamamız lazım. Halka rağmen kentsel dönüşüm olmaz. Biz her zaman bunu söyledik. Ama işte kanun çıkarttı, tapulara el koydu. İnsanları attı, bir noktaya getirdi. Bunu da söylemem lazım. Yani alınmaz benim müvekkillerim bu konularla ilgili. Aslında yapmaya çalıştıkları şeylerden biri de ne biliyor musunuz? Şimdi memleket de vereceğim. Sivas'tan gelmişken oraya, mahalleye. Bu bütün saydığım mahallelerde de aynı senaryo burada. Siirt'ten gelmiş, Van'dan gelmiş zamanında. İkinci ya da üçüncü kuşağa geçmişler artık. Üçüncü kuşakta yeni yeni böyle bir üniversite okumalar, iş sahibi olma, beyaz yakalılar başlamış. İlk gelenler ilkokul mezunu belki hiç şeyi okuma yazma bir seviyede. Yani buradaki insanlar hani maddi yönden gariban diyebileceğimiz insanlar ve sosyoekonomik olarak da aslında daha böyle altta kalmış bir seviye. Yani burada yapmaya çalıştıkları şey şu aslında. Sen toz koparan da Mert'in kenarında mısın kardeşim? Sen Sivas'tan göç ettin buraya mı geldin? Ya da sen Trabzon'dan göç ettin, Ömer Bey gibi Rize'den göç ettin buraya mı geldin? Burası sana layık değil. Buna biz soylulaştırma diyoruz işte. Yani sen buradan gideceksin. Düşmanca yaklaşım bu. Soylulaştıracağım ben burayı. Ben burayı layık olan insanlara vereceğim diyor. Benim gözümde hepsi layık. Ben bunu demek istemiyorum ama
bir bakış açısı var. İşte bu hırsın sebebi bu. İnsan gibi görmüyorlar insanları. Tokatköy'de de ben aynı şeyi yaşadım. Yine Ali Bey vardı yanımızda. Birçok yerde aynı şeyi yaşadık. Hani savaş zamanlarında, hani şunu söyleyeyim de dehşeti anlasın herkes. Uluslararası hukukta 48 saatten fazla elektrik, su, doğalgaz kesilmez. Yani bugün Rusya ile Ukrayna arasında güncel bir savaş var ya. Orada bile 48 saat elektrik, su, doğalgazı kesiyorlarsa vermek zorundalar. Bu insan haklarına aykırı bir durum. Şimdi sizin bu noktada bırakın elektrik, su, doğalgazı, insanları yaka paça atıp, ki benim için, bence benim avukatlığı da bir kenara bıraktığım nokta şu. Yan tarafa koçbaşıyla girmiş. Bu tarafın duvarını da kırmaya çalışıyor. Ve biz görüntüleri tekrardan izliyoruz. Ya bu neyin hırsı arkadaşım? Terör operasyonu değil bu. Bu izliyoruz görüntüleri. Yanında koruma polisi olan üst düzey bir polis bu adam. Yani bizim tahminimize göre, yanlışsa tekzip edebilir. Bu kişi bizim fotoğraf tespitimize göre Güngören Emniyet Müdürü yan tarafta ve tekme atıyor duvara. Yani insanın yaşadığını unutmuş seviyede. Ama her şeyden öte, demin Ömer Bey söyledi, bence boşa gitmesin bu. Bizim Anayasa Mahkemesi başvurumuz var. Hali hazırda tapuların el konulması sebebiyle, bu 6A diyoruz, hani anlamayabilirler, tapuların hazineye devredilmesi demek o. Kanunun 6A maddesi. Onunla ilgili süreç istinafta. Bizim şu ayına yapmış olduğumuz suç duyurularımız var. Hukuki süreç her kısaca süreç devam ediyor. Yani kesinleşmiş bir şey yok ya. Bunlar bu yaşanıyor. Gidiyoruz. Peki aynen. Ben son olarak size dönmek istiyorum. Evet, yaşanan dramı ekranlara getiriyoruz ama anlamak tabii ki, tarif etmek mümkün değil. Peki siz destek görüyor musunuz muhalefetten, derneklerden, ya da bir beklentiniz var mı? Bir kere deminden beri konuştuğumuzu şöyle özetleyebiliriz. Bu arkadaşlardan, ben onu gençlerden esinlendim biraz. Hitler'in Yahudilere, Yahudilerin Filistinlilere yaptığı zulüm bugün maalesef resmi makamlar tarafından toz koparanlara yapılıyor. Bunu bir kere altını çizelim. Ve kentsel dönüşüm alanlarındaki insanlara yapılıyor. Ve burada maalesef iktidar eliyle yapılan kentsel dönüşümün biz sadece rant için olduğunu görüyoruz. Gerçekten insanları koruma adına yapılmıyor. Bundaki şeylerden, siyasi partilerden elbette ki Genel Başkan Meral Akşener geldi. Ahmet Davutoğlu geldi, toz koparana mahallemize il başkanları geldi, çeşitli milli partilerden milletvekilleri geldi. Sağ olsunlar bizleri dinlediler. Özellikle HDP milletvekillerinden ismini anmadan geçemeyeceğim Züleyha Hanım ve Musa Piroğlu sabahın 5'inde halkla beraber kalkanların önünde durmasını defalarca gördük. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, bizim siyasi düşüncelerimiz ne olursa olsun, orada mağdur olan bir insana bir adım yaklaşan bizim için gerçekten çok çok önemli bir iş yapmış oluyor. Bu mücadele gidecek. Bakın demin de söyledim. Bu mücadele devam edecek. Burada şunu söyleyelim ki halkın bu kadar mücadele vermesinin altında temel barınma hakları yatıyor. Bunu siz yok hükmünde gördüğünüzde bu mücadele, bırakın toz koparanı, Türkiye'nin her tarafında devam edecek ki ben 2019 yılından beri bu mücadelenin içerisinde biliyordum başımıza gelenleri. 2014'te ayrı bir saldırıyı safsakladık biz mahallenin tamamına. Ben tekrar bu yayını bize bu fırsatı verdiğiniz için, duygularımıza tercüman olup onu yaymamıza sebep olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Yani biz buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Yani geçmiş olsun demek istiyorum tekrar. Her zaman evet, sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. İnanın geçmeyecek. İnanın bu zulüm geçmeyecek. Yani halk ne kadar beni çok özür dilerim, belediye geldi. Bu mukavemet yok. Son olayı açık anlatayım, öyle kapatalım isterseniz bu konuyu. Belediyenin avukatı geliyor öğlen saatlerinde. İşi bilmeyen hukukçuyu gönderiyor. O hukukçu bana cevap veremiyor. Çünkü o tüm detaylarında ben varım iddianamelerin, tutanakların. Benden şikayetçi oluyor. Ben provoke ediyormuşum insanlara. Şunu söylemek isterim son olarak. Vaktinizde evet. Yapmak istemiyorum ama bir kere toz koparan 13 yıllık bir mücadele. Yani biz şu an burada 13 dakikada anlattığımız bir şey. O yüzden bu mücadelede toz koparanlar kaybetmiş değil. Kazanımları oldu, olacak. Bir kere 13 yıldır burada bir mücadele veriliyor.
İkincisi Üsküdar Kirazteperliler de izliyordur eminim. Orada konutlarında oturan, mücadeleyi kazanan insanlar var. Yani eğer ki hukuki ve bir şekilde hak bildiğiniz yolda ilerlerseniz mücadeleyi kazandığınız noktalar da oluyor. Ve son olarak da şu var. Şimdi bir karar verecek halkımızda. Benim demin saydığım Elmalıkent, Ekinbaşı, Fethi Tepe, Şahin Tepe, toz koparan bu mahalleler AKP'nin birinci çıktığı mahalleler. Yani siyasi iktidarın birinci çıktığı mahalleler. Bakalım bu mahallelerde bu insanlar ne diyecek? Çünkü biliyorum ki ben son sözü hep halk söyler. O yüzden siyasi ömrü biten bir iktidarın son yaptığı hamleler olarak görüyorum. Kimse de bence olumsuz düşünmesin, umutsuzluğa kapılmasın. Çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Toz koparan mağduru Ömer Kiriş ve avukat Onur Cingil bizimle birlikteydi efendim. Toz koparanda yaşanan dramı ekranlarınıza getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Şimdi